Arkadaşlar bugün Aa. yaprak sarması, etli yaprak sarması yapıyorum. Etli yaprak sarmasında yaprağın küçük olması önemli. Büyük yapraklar daha çok zeytinyağlı sarmalarda kullanılır. Bunda küçük yaprağı tercih ediyoruz. Şu sap kısmını kolayca koparıyorum. Etli yaprak dolmalarının özelliği kısa ve kalın olarak sarılması ve içerisindeki kıyma kullanıyorsanız kıymanın, et kullanıyorsanız kuşbaşı etin iyi kıyılmış olması gerekiyor ve fazla olması gerekiyor pirincin oranına göre. Şu şekilde bol miktarda iç harcını koyuyorum. İç harcının hazırlanmasını videoda ilk başta göstermiştim. Şu şekilde sarıyorum. İçin çıkmaması için. Evet. Bakın, özelliği böyle olacak. Kısa ve kalın olacak sarmamız. Sarmaları tencereye dizmeden önce alt kısmına kestiğim saplarını koyuyorum. Sonra birkaç parça yaprak koyacağım. Dibinin tutmaması, yanmaması için sarmaları. Şu şekilde. Tencereye yerleştirirken şu ek kısmının alta gelmesi gerekiyor. Üste kalırsa açılma yapabilir, düzgün pişmez. Pişireceğim suyunu hazırlıyorum, sosunu. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağı eridi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığından biraz az olacak şekilde salça, domates salçası ilave ediyorum. Salça kavruldu. Şimdi üzerine su ilave edeceğim. Hazırladığım suyunu üzerine gezdiriyorum. Üzerine geçmesi gerekir etin pişmesi için. Sosuna tuz koymadım arkadaşlar çünkü yapraklarım tuzlu. Şu şekilde sarmanın üzerine bir tabak kapatıyorum ve ocağı açıyorum. Önce yüksek ateşte kaynayıncaya kadar ocakta bekleteceğim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısacağım ve kısık ateşte pişireceğim sarmaları. Sarmalar pişti. Üzerini geçecek kadar su koymuştu. Ama hepsini çekti. Tamamen kısık ateşte yavaş yavaş çekti. Bu şekilde servis edilir. Servisinde üzerine yoğurt ve biber, toz biber ve yağdan hazırladığım sosu koymayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor.